Her şey çok lezzetli. Afiyet olsun. Sağlığınıza. Mekan da çok güzel. Buraya çok sık gelir misiniz komiserim? Daha çok düşünmek istediğim zamanlarda, yalnız kalmak istediğim anlarda. Bir nevi yalnızlık kalesi yani. Benimle paylaştığınız için teşekkür ederim. Ayşe, birinci teke şahsa dönsek artık bu sizli bizli komiserim tavırları. Ha? Yani alışmak biraz zaman alır ama denerim. Sevinirim. Sen çok şaşırtıcı bir adamsın. Nereden çıktı şimdi bu? Yani ne bileyim, işte burası, bu geceki samimi ve içten tavrın. Yani benim bildiğim Ömer komiser biraz daha... Daha ne? Dur ben söyleyeceğim. Amerika'da eğitim görmüş, snob, ukala, kibirli. Yani yok estağfurullah, öyle bir şey demek istemedim. Yok yok, gerçek bu. Çünkü bu gerçeği yaratan benim. Ne demek bu? Bütün bu saydıklarım benim giydiğim kostümün bir parçası. Kostümü giyen benim. Niye? Çünkü artık kimsenin beni üzmesine, kırmasına izin vermek istemiyorum. Bu giydiğim kostüm sayesinde kimse buna cesaret edemiyor artık. Yani çok soru soruyorum biliyorum ama niye? Ayşe biliyor musun? Keşke daha çok hep soru sorsan bana. Ama izin verirsen sebebi bu gece bana kalsın, olur mu? Peki. Afiyet olsun o zaman. Afiyet olsun. Artık gidebilir miyim? Evet teyze. Babanın öldüğü gece onu ziyarete gitmişsin. Gittim. Evet gittim. Daha kaç kere soracaksınız? Ve babanla tartışmışsın. Cevap verir misin? Tartıştık. Senin kredi kartı borçların varmış ha? Evet. Borçlarını ödemek için babanı evi satmaya ikna etmeye çalıştın. Doğru. Ama edemedin. Evet. Ve deliye döndün. Evet. Bu yüzden mi öldürdün babanı? Hayır. Neden öldürdün? Ben öldürdüm. Ama sen bize elini matbaada kestiğini söylemiştin. Evdeki kan örnekleriyle senin kanın uyuştu Fevzi. Yalan söyledim. Neden? Beni suçlamanızdan korktuğum için. O aynaya ben vurdum. Elim kesildi. Ama babama vurmadım. Üzüldün mü babanı öldüğü için? Hayır komiserim. Hiç üzülmedim. Sever miydin babanı Fevzi? Sevmezdim. Nefret ederdim. Kendinden başka kimseyi düşünmeyen bencil herifin tekiydi. Üzülmedim. Hadi itiraf et. Sen öldürdün babanı. Ben öldürmedim.